Привет, Тася. Здравствуйте. Я массажист, реабилитолог. Покажу вам экскурсию по нашему центру Грефи. Отлично. Это майонез, да? Да, майонез. Майонезли борщ чорбасы. Шуанда Запорожье gitmek üzere bir ay kaldığım hostelden ayrılıyorum. Ukrayna'nın 7 harikasından biri Zaporizhya'da. Şimdi ise Kiev'den Zaporizhya'ya doğru tren yolculuğu yapıyoruz. Ukrayna'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi trenlerin ucuz olması. Dört grivna tramvaya verdim. Şimdi de 7 grivna şuradaki arabalara vereceğim sevgili dostlar. Ve buradan da adaya gideceğiz. Adada bakalım neler karşılayacak bizi. Denro Park'ın girişindeyiz şu anda. Ukraynalıların kökeninin bu ada olduğu söyleniyor ve 16. yüzyıla kadar da 3000 yıllık bir tarihi var bu adanın. İyi ki rüzgar yok. Dondum. -4 derece hava. Yoksa rüzgar olsa gerçekten donardım. Vallahi ben sıcağı daha çok seven biriyim ama Ukrayna'da bu sefer soğuk denk geldi. Gezmeye devam. Burada bir bina buldum. Yapıp kaçmışlar bunu. Zaporizhya'nın köprüsü burada. Ve bu köprü Lenin tarafından inşa ediliyor. Şu arka tarafında bir santral var. O santralde elektrik üretimi mevcut ve o elektrik üretimi de şehrin elektriğini karşılıyor. Şehrin tüm elektrik ihtiyacı o Lenin'in projesinden kalan santralden kazanılıyor sevgili dostlar. Oğlum Google Maps'i beni nereye soktun ha? Köpekler bağırıyor. Burada da arılar var. Hay Allah'ım ya. Zaporizhya'da Korisyo Adası'nın içerisindeki o kaleye doğru ilerliyoruz. Eğer Zaporizhya'ya gelirseniz Sichovi Kozaki'ye giderken göreceğiniz heykel işte burada. Araba yolundan gitmektense orman yolundan gitmeyi tercih ettim. Bakalım bu sefer Google Maps'ten kurtulacak mıyız? Orman yolculuğu. Otostop çektim, buz gibiydi hava, sağ olsun aldı. Maskemi de taktım, çatır çutur gidiyorum şimdi merkeze doğru. Thank you.
Привет, Тася. Здравствуйте. Я массажист, реабилитолог. Покажу вам экскурсию по нашему центру Грефи. Отлично. Что проблема? Моя проблема. Что ты знаешь? Мы осмотрим пациента и расскажем, какие у него проблемы есть визуально, и предложим ему курс лечения. Хорошо. Arkadaşlar, burada size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Benim vücut problemlerim gerçekten çok fazla. Daşa'ya da bunu bahsettim. Trende tanıştık ama sonradan çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Benim gerçekten vücudumda, ben hem bilgisayara çok fazla vakit geçiriyorum, bilgisayara çok fazla bakıyorum. Üstelik telefonlara çok fazla bakıyorum. Ellerime, bacaklarıma, belime, omuzlarıma, boynuma gerçekten çok fazla etkileri olacağını düşündüğüm bir masaj bu. Hep birlikte inceleyelim bakalım neler olacak. Мы это все решим, и выздоровеет человек наш, будет дальше путешествовать. Отлично. Burada ayrıca çocuk tedavileri de uygulanıyor. Çocuk tedavisi yaparken gördüğünüz gibi böyle çocukları eğlendirmek için ufak tefek şeyleri de koymuşlar. Burası zaten tedavi edilme merkezi. İnsanların tedavisi için burada çalışmalar yapılıyor. Ne gibi çalışmalar yaptığı ile alakalı burada sertifikaları da görebilirsiniz. Bu masaj olayı gerçekten çok etkili bir şey arkadaşlar. Mesela Thai masajları var, taş masajları var. Bu masajlar vücudunuzun kemiklerinin yerlerine oturmasını sağlıyor. Ve bazı şeyler bozuluyor zamanla. Her insanda aslında bir bozukluk var. Kemiklerinde ortopedik olarak bir bozukluk olduğu için bu bozuklukların düzeltilmesi gerekiyor. Ve ben de bu şansa sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Bu omurganın bilgilerine göre, detaylı analizlerine, verilerine göre benim de sorunumu tespit edip sorunumu çözmeye çalışacaklar. Bakalım neler yaşayacağız, ne gibi deneyimler bizi karşılayacağız. Hep birlikte görelim. Hiç kimseye virüs bulaşmasını istemiyorlar. Gördüğünüz gibi tertemiz bir ortam var. Çok beğendim. Yani ne gibi problemlerim olduğuna dair beni kontrol ediyor arkadaşlar. Отхождение лопаток, нарушение осанки. Украинский, пожалуйста. На украинский мове? Да, пожалуйста. Будь ласка. Можем на украинский мове говорить. Є нарушення у нас статури. І зараз ми можемо м'язи наші... А на русском что, не катит? Да. Зачем украинский? Я на украинский не люблю. Хорошо. Лопатки. Отошли у нас лопатки. Их нужно расслабить мышцу. И вот такая вот должна лопатка у нас быть. Выровнены назад. Лицо поднять вот так вот. И осанка должна у нас быть вот такая вот. Грудную мышцу, которая у нас затянула плечо, вот тут растянуть. Вот эту грудную мышцу. Поэтому мы сейчас можем сделать лечебный реабилитационный массаж. Человеку будет легче держать свою осанку. Выполняется она в положении лежа. Мышцы спазмированные. O kadar güzel hissettiriyor ki. Kepenk kaldırırken sağ omurgamda gerçekten çok ağır bir sıkıntı vardı. Normal hayatımda da bunu hissediyordum yani. Ve oradaki ağrıyı şu an buldu. Hangi problemi, neden o problemi yaşadığımı buldu ve sağ tarafıma daha fazla baskı uygulamaya çalışıyor şu anda. Onu hissettim. Когда человек сможет пройти определенный курс, он сразу заметит улучшение в своем здоровье. Ciddi anlamda var ya, böyle kendimi efsanevi, böyle sanki uçmuş gibi hissediyorum. Bütün vücudumdaki her şey neredeyse böyle sanki yeniden kırıp sanki yeniden yerine oturtmuş gibi hissediyorum şu an. Böyle şu omuzlarım falan olsun var ya, şöyle. Спасибо большое. Bana şimdi eğitim veriyor, neler yapmam gerektiğinden bahsediyor ve bana şundan bahsetti arkadaşlar, bunu yapman gerekiyormuş. Şöyle yapacağım ve bunu. Уважаемые пациенты, мы вас ждем в нашем центре. Непосредственно я, как массажист-реабилитолог, я вас жду у себя на приеме, обязательно вас осмотрю, выслушаю все ваши жалобы, учту все пожелания и сделаю вашу жизнь более рациональной, безболезненной, чтобы вы могли жить и радоваться жизни без боли. Приходите, обязательно поможем. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго.
No, it's just for a kidney. Yeah, because of that I'm taking it. Turn to me. I wanna see. I'm fine. Woo! Better.